Sevgili arkadaşlar merhabalar. İsmim Özlem Bilge. Yayın Denizi kimya yazarlarındanım. Bu videoda sizlere mol kavramından, Avogadro sayısından, bağıl atom kütlesinden, atomik kütle birimi ifadesinden ve izotopların ortalama atom kütlesinden bahsedeceğim. Atom, molekül gibi çok küçük taneciklerin kütlesini ölçmek veya hesaplama yapabilmek için mol kavramı geliştirilmiş. Mol kavramı ile çok büyük kavramlar sayılabilecek birimlerle ifade edilmiştir. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 sayısına karşılık gelir. 1 mol 6,02 10 üzeri 23 tanedir. Sizlere bağıl atom kütlesinden bahsedeceğim. Bağıl atom kütlesi ne demek? Bir atomun standart olarak seçilen atomdan kaç kat ağır olduğunu gösteren sayıya bağıl atom kütlesi denir. Dalton yaptığı çalışmalarla standart olarak kütlesini bir kabul etti, hidrojenle çalışmış. Hidrojenle diğer element atomlarının kütlelerini hesaplama deneylerinde elementlerin atom kütlelerinin kesirli sayılar olduğu görülmüş. Bu nedenle daha sonra karbon elementinin kütle numarası 12 olan izotopu kullanılmış ve yeniden atom kütleleri hesaplanılmış. Hesaplanan bu kütleye bağıl atom kütlesi denilmekte. Mol hesaplamalarında elementlerin bağıl atom kütlelerinin yaklaşık olan değerleri kullanılıyor. Elementlerin kütle numaraları yaklaşık olarak bağıl atom kütlelerine eşit. O yüzden mesela oksijen proton sayısı 8, kütle numarası 16 olan bir element. O yüzden oksijen elementinin bağıl atom kütlesini ifade etmek için 16 rakamını kullanıyoruz. Kütle spektrometresi ile yapılan deneyler sonucunda bir tane karbon 12 izotopunun kütlesi 1,9926 çarpı 10 üzeri eksi 23 gram bulunmuş ve 12 gram karbon 12 izotopundaki atom sayısı ise 12 bölü 1,9926 çarpı 10 üzeri eksi 23 sayısıyla 6,02 10 üzeri 23 tane olarak bulunmuş. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 sayısına Avogadro sayısı denir. Na ile sembolize edilir. Avogadro sayısı kadar tanecik içeren madde miktarına da 1 mol denir arkadaşlar. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom 1 mol atomdur. Peki burada atom olmasa molekül olsa o zaman 1 mol molekül diyeceğim. Dolayısıyla Avogadro sayısının yanında her ne varsa o madde ya da o tanecik 1 mol olarak karşımıza çıkıyor. 1 mol yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane taneciğin kütlesine ise mol kütlesi veya mol ağırlığı denir. Birimi gram bölü moldür. Sevgili arkadaşlar, Ma ile de sembollenir. Mesela oksijen eşittir 16 verilmiş. Buradan anlayacağım şey nedir? 1 mol oksijen atomu 16 gramdır. Bir diğer ifadeyle 6,02 10 üzeri 23 tane oksijen atomu 16 gramdır. Ya da Na tane oksijen atomu 16 gramdır deriz. Peki hidrojeni 1, oksijeni 16 olarak vermişler bize. O zaman suya bakalım. H2O eşittir 18 dendiği zaman ne anlayacağım? Su artık bir molekül yapısında olduğu için onun ifadesinde atom değil molekül kullanacağım ve diyeceğim ki 1 mol su molekülü 18 gramdır. Devam ettirecek olursam eğer Avogadro sayısı kadar tane yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane su molekülü 18 gramdır diyeceğim. Sırada
Atomik kütle birimi kavramı var. Acaba atomik kütle birimi ne demek? Sevgili arkadaşlar, bir tane karbon 12 atomunun kütlesinin 12'de birine bir atomik kütle birimi denir. Karbon 12 dendiğine göre karbonun bir molünü 12 gram alalım. Avogadro sayısı kadar tane karbon atomu 12 gramdır. Peki bir tane karbon atomu kaç gram olur bu durumda? 12 bölü Na gram olur bir tane karbon atomu. Ben bunu bir de 12'ye böleceğim. Neden? 1 AKB nedir? Bir tane karbon atomunun kütlesinin 12'ye oranı. Yani 12 bölü Na bölü 12. Birincisini aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarptığım zaman ben 1 bölü Na değerini buluyorum böylece ve diyorum ki bir atomik kütle birimi 1 bölü Na gramdır. 1 AKB 1 bölü Na gramdı. Peki bize mol kütlesi verilen elementin bir tane atomunun kaç AKB olduğunu nasıl anlarız? Mesela hidrojen verilmiş bize. Bir tane hidrojen atomu kaç gram? Önce onu bulalım. Ama önce şöyle de diyelim. Avogadro sayısı kadar tane hidrojen atomu 1 gram. Bir tane hidrojen atomu kaç gram olur? 1 bölü Na gram olur. O zaman 1 bölü Na gram zaten bir atomik kütle birimine eşitti. Buradan da şunu çıkarabilirim o zaman. Bir tane hidrojen atomu 1 AKB kütlesindedir. Örneğin bu oksijenle devam etmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, oksijen 16 bağlı atom kütlesi olarak ya da mol kütlesi olarak veriliyor. O zaman Avogadro sayısı kadar oksijen atomu 16 gram. Bir tanesi kaç gram? 16 bölü Na gram yaptı. Bunu 16 çarpı 1 bölü Na gram olarak yazdığım zaman aslında bir tane oksijen atomunun 16 AKB olduğunu görmüş oldum. O zaman buradan bir sonuca varabiliriz. Bize verilen mol kütlesi değerlerinden yardım alabiliriz. Bu değer bana iki şey söylüyor. Bir mol demir atomu 56 gramdır diyor. Bir diğer yandan da bir tane demir atomu da 56 AKB'dir diyor. Burada azot 14'ü görüyorum. O zaman bunu nasıl yorumlarım? Şöyle yorumlarım. Bir tane azot atomu 14 AKB'dir. Bir mol azot atomu ise 14 gramdır. Peki bir tane N2 molekülü olsa elimde 10 olur. Bir tane N2 molekülü ise 28 AKB olarak karşıma çıkar. Konumuzu pekiştirmek adına yayın Denize Kimya TYT Soru Bankası'ndan bir örnek yapmak istiyorum. Atomik kütle birimi AKB bir tane karbon 12 atomunun kütlesinin 1 bölü 12'sidir ve karbon 12 atomunun 1 molünün kütlesi 12 gramdır. Yukarıda verilen bilgiye göre 1 gramın AKB cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Sevgili arkadaşlar, karbon 12. Buradan Na tane karbon atomu 12 gramdır. Bir tane karbon atomu
kaç gram olur dediğim zaman 12 bölü Nagram oldu. Bir tane karbon atomu. Peki bir atomik kütle birimi nedir? Bir tane karbon atomunun kütlesinin 12'de biri. O zaman buradan neyi buluyorum? 12 bölü Na'yı 12'ye böleceğim. Birincisi aynen yazılır. İkincisi ters çevrilir çarpılırsa. 1 bölü Nagram olarak bulunuyor. 1 AKB. Ama bana soru 1 gramı AKB cinsinden bul diye sormuş. O zaman ne yaparım? 1 AKB 1 bölü Nagram 1 gram olması için buradaki Na'yı AKB'nin yanına yazacağım. Yani içler dışlar çarpımı yapacağım. O zaman diyeceğim ki Avogadro sayısı kadar atomik kütle birimi 1 gramdır. O halde 1 gramın atomik kütle birimi cinsinden değeri de Na tanedir. 1 gramın NaAKB olduğunu bulduk. Şimdi başka bir soruya geçelim. Yayın Denizli TYT Kimya Soru Bankamızın bir başka sorusuyla karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, atomik kütle birimi AKB bir tane karbon 12 atomunun kütlesinin 1 bölü 12'sine eşittir. Yani aslında bir AKB'nin 1 bölü Nagram olduğunu daha önceden öğrenmiştik. Bize verilen değer aynı zamanda o elementin mol kütlesi veriliyorsa eğer, bir molünün kaç gram olduğunun haricinde bir tane atomunun da kaç AKB olduğunu söylüyordu. Bu durumda helyum 4, neon 20, kalsiyum 40, Na'da Avogadro sayısı olarak verilmiş. Kalsiyum 40 olarak verildiğine göre buradan ben ne anlarım? 1 mol kalsiyum 40 gramdır. Bir başka anladığım şey ise bir tane kalsiyum atomu 40 AKB'dir. Bu durumda bir mol kalsiyum elementinin kütlesi 40 AKB'dir ifadesi doğru değil. 40 AKB olan bir tane kalsiyum elementi olacaktı. O yüzden bu doğru değil. Peki helyum 4 veriliyor. Bu durumda bir tane helyum atomu 4 AKB'dir der miyim? Derim. Öyle söylemiş zaten, doğru olmuş. 20 çarpı Avogadro sayısı kadar atomik kütle birimi kütleye sahip olan neon atomu 1 mol müdür? Sevgili arkadaşlar, 1 AKB 1 bölü Nagram'dır ya. O zaman 1 AKB 1 bölü Nagram. Buradan NaAKB'nin 1 gram olduğunu söylerim. 20 çarpı NaAKB ise 20 gram olur. 20 çarpı NaAKB kütleye sahip olan neon atomu. Yani 20 gram neon atomu 1 mol müdür? Evet, çünkü burada verilen değer zaten onu söylüyor. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı B seçeneği oluyor. Gerçek atom ve molekül kütlesi ifadeleri var. Bu tanımlardan bahsedecek olursak, bir tane atomun gram cinsinden kütlesine gerçek atom kütlesi, bir tane molekülün gram cinsinden kütlesine ise gerçek molekül kütlesi denir. Şimdi bunların nasıl hesaplandığına dair örnekler verelim.
MG24 ve diyelim ki bir tane MG atomu kaç gramdır? Nasıl çözerim bu soruyu? MG24'ten anladığım şey nedir? Avogadro sayısı kadar tane magnezyum atomu 24 gramdır. Peki bir tane magnezyum atomu kaç gram olur? Çarptım, böldüm. O zaman bir tane magnezyum atomu 24 bölü Avogadro gram oldu. Yani aslında 24 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 gram oldu. Örneğimize suyla devam edelim. Suyun bir molü 18 gram. Bir tane su molekülü kaç gramdır diye sormuşuz. Buradan yola çıkarak Avogadro sayısı kadar tane su molekülü 18 gramdır. Peki bir tane su molekülü kaç gramdır dediğim zaman bir tane su molekülünün kütlesini 18 bölü Na gram olarak buluyorum. Yani bu durumda suyun gerçek molekül kütlesi 18 bölü Na gram oluyor. Formül uygulayacak olursak, olayı formülize edersek, gerçek atom ya da molekül kütlesinin Ma bölü Na gram olduğu karşımıza çıkıyor. Formül olarak düşünmek isterseniz bundan da yararlanabilirsiniz. İsterseniz orantı kurun, isterseniz formülle uygulayın. Canınız nasıl isterse öğrenmenize hangisi daha kolay gelirse. Sevgili arkadaşlar, Yayın Denizi Kimya TYT Soru Bankamızdan güzel bir soruyla devam etmek istiyorum. Demir elementinin atom kütlesi 56 gram bölü moldür. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuşuz. Bir tane demir atomu 56 bölü Na gram mıdır? Bakalım. Sevgili arkadaşlar, 1 mol demir 56 gramdır. Çünkü bize demir elementinin atom kütlesini 56 gram bölü mol olarak veriyor. 1 mol demir 56 gramdır. Yani aslında Avogadro sayısı kadar tane demir atomu 56 gramdır. Bir tanesi kaç gram yapar? Çarptım, böldüm. Bir tane demir atomu 56 bölü Na gram yapar. Bu aynı zamanda demirin gerçek atom kütlesidir. Bir tane demir atomu 56 bölü Na gramdır ifadesi doğru oldu. Peki ikinci öncüle bakalım. 1 gram demir Na bölü 56 tane atom içerir mi? Gram içindeki 1 gram içindeki atom sayısına bakıyoruz. Biz biraz önce Na tane demir atomunun 56 gram olduğunu bulmuştuk. Zaten söylemişti soru bize. 1 gramda acaba kaç tane demir atomu var? Çarpıp böleceğim. Na bölü 56 tane demir atomu oldu. O zaman bu ifade de doğru oldu. Üçüncü öncülde 1 gram demir atomu 1 bölü 56 mol müdür? Şimdi ona bakalım sevgili arkadaşlar. Zaten 1 mol demir atomu 56 gramdır. 1 gramı kaç mol yapar? Çarpıp böldüğüm zaman yine 1 bölü 56 mol yapıyor 1 gram demir atomu. Bu durumda tüm bilgilerimizin doğru olduğunu
Sorumuzun doğru cevabının da E seçeneği olduğunu görmüş olduk. Sırada izotop atomlar ve ortalama atom kütlesi kavramları var. Sevgili arkadaşlar, Dalton atom modelinde bir elementin bütün atomların özdeş olduğunu, aynı elemente ait olan bütün atomların birbirinin her yönüyle aynı olduğunu söylemiş. Ama kütle spektrometresinin keşfiyle aynı elementin kütleleri farklı olan atomları olduğu da tespit edilmiş. Aynı elementin kütleleri farklı olan atomlarına izotop atomlar denir. İzotop atomların proton sayıları aynı, nötron sayıları farklıdır. Ya da proton sayıları aynı, kütle numarası farklı olarak da ifade edebiliyoruz. Burada örnek olarak proton sayısı 6 olan karbon elementinin 12 kütle numaralı ve 13 kütle numaralı iki farklı izotopunu örnekledik. Her ikisinde de proton sayısı 6. Kütle numarası 12 olan karbon atomunun 12'den 6'yı çıkarınca nötron sayısını 6 olarak buluyoruz. Çünkü kütle numarası eşittir proton artı nötron formülüm var. Kütle numarası tabii ki yukarıda yazdığımız rakam. Proton sayısı da tabii ki aşağıda yazılan rakam. Sol aşağıda proton sayısı, sol yukarıda kütle numarası yer alıyor. Bu durumda 12'yi aldı karbonun. Proton sayısı 6, nötron sayısı 6, kütle numarası 12'dir. 13'ü aldı karbonun ise proton sayısı 6, nötron sayısı 13'ten 6 çıkardığım rakam 7 ve tabii ki kütle numarası 13'tür. İzotop atomlar bu şekilde ifade ediliyorlar. Sevgili arkadaşlar, biraz önce karbonun 13, 6 ve 12, 6 olan iki tane izotopundan bahsettik. Peki biz karbonun kütle numarasını kaç alacağız? Böyle bir sorunsalımız var. Doğada bulunma yüzdesi dediğimiz bir yüzde var. Doğada bulunma yüzdesi elementin o izotopunun doğada bulunma yüzdesini veren bir ifade. Bu birim kullanılarak elementin ortalama atom kütlesi hesap ediliyor. Bir elementin ortalama atom kütlesi izotop atomlarının kütleleri ve doğada bulunma yüzdeleriyle hesaplanıyor. Burada iki tane izotopun olduğunu düşündüğümüz bir elementin ortalama atom kütlesini hesap etmişiz. Birinci izotopun doğada bulunma yüzdesi ve tabii ki kütlesi. İkinci izotopun doğada bulunma yüzdesi ve kütlesi bölü 100 ile formülize ediyoruz. Peki öğretmenim, 2'den daha fazla izotopu olan elementlerde ne yapacağız? Tabii ki onu yine devam ettireceğiz. Kaç tane izotop varsa o kadar izotop için doğada bulunma yüzdesi ve kütle çarpımını yerleştireceğiz bu formüle. Sevgili arkadaşlar, ortalama atom kütlesi hesabını klor elementiyle vermek istedim. Klor 35-17 ve 37-17 olarak iki tane izotoptan oluşuyor. 35-17 klorun doğada %75 oranında, 37-17'nin ise %25 oranında bulunduğunu söylüyoruz. Buna göre klor atomunun ortalama atom kütlesi kaçtır diye bir soru sormuşuz. Sevgili arkadaşlar, ortalama atom kütlesi birinci izotopun yüzdesi çarpı birinci izotopun kütlesi artı ikinci izotopun yüzdesi çarpı ikinci izotopun kütlesi olarak karşıma çıktı. Bunu yüze böldüm. Şimdi ben 35 olanı şuraya yazdım kütle numarası olarak. 35'e 17'nin doğada bulunma yüzdesi 75 olduğu için 75'i de buraya yazdım. 75 çarpı 35 artı 25 diğer izotopun doğada bulunma yüzdesi ve 37 de diğer izotopun kütle numarası olarak karşıma çıktı. Bu çarpım ve toplamı yüze böldüğüm zaman klorun ortalama atom kütlesinin 35,5 olduğunu görüyorum. Sevgili arkadaşlar, hangi izotop doğada daha çok bulunuyorsa ona daha yakın oluyor ortalama atom kütlesi. Çünkü zaten ağırlıklı ortalama hesabı yapıyoruz. Bir elementin
Ortalama atom kütlesini 35,5 gibi tam sayılarla görmediğimiz zaman nasıl bir yorum yapacağız? 17 olan klorun nötron sayısı 18,5 mu? Hayır. Buradan anlayacağım şey klorun izotopları olduğu ve bu izotopların doğada bulunma yüzdelerinin farklılığı olduğu. Sevgili arkadaşlar, bir soruyla karşınızdayım. Yayın Denizli Kimya TYT Soru Bankamızdan bir soru. Bir mol elementin gram cinsinden veya bir tane element atomunun AKB cinsinden kütlesi atom kütlesi olarak tanımlanır. Kimyasal hesaplamalarda 17 klor elementinin atom kütlesi 35,5 gram bölü mol olarak kullanılır. Klor 17 elementinin atom kütlesinin tam sayı olmamasının nedeni durumlarından hangileriyle açıklanabilir diye sormuşuz. Biraz önce dikkat edin dediğim, üzerinde önemli durduğum yere soru olarak geldik. 17 klorun kütle numarasının atom kütlesinin 35,5 olarak alınmasının nedeni doğada izotoplarının bulunmasıdır. Bir atomunun 18,5 tane nötron içermesi söz konusu olamaz. Çünkü evet 35,5'tan 17'yi çıkardığımız zaman yani kütle numarasından proton sayısını çıkardığımız zaman nötron sayısı buluyoruz. Evet bu 18,5 tane 18,5 olarak çıkıyor ama sevgili arkadaşlar böyle bir şey söz konusu dahi değildir. Çünkü bir elementin ondalıklı sayılarla ifade edilen nötronu söz konusu değildir. Dolayısıyla bir atomunun 18,5 tane nötron içermesiyle açıklayamam ben bu olayı. Doğada izotopları varmış ve klor elementinin izotoplarının doğada bulunma yüzdeleri farklıymış diye açıklayabilirim. Bir atomundaki toplam nükleon sayısının da 35,5 olması söz konusu değildir. Evet, atom kütlesi 35,5 olarak alınıyor ama bu onun kütle numarası değil. 18,5 tane nötronu olmadığı için kütle numarasının da 35,5 olamayacağını söylüyoruz. Bu durumda bu sorumuzu yalnız 2 ile açıklıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği oluyor. Böylece bir videomun daha sonuna geldim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.